2012 yılından 2015'e kadar geçen süreç oldukça önemli siyasi olaylara sahne oldu. Bunlardan en önemlisi diyebileceğim Kürt sorununda bir barış süreci yaşanması ile ilgili bir girişim, bir irade. 2013 yılına gelindiğinde Abdullah Öcalan'ın çağrısıyla o dönem tırmanan, gerilimin tırmandığı bir dönemde bir ateşkes ilan edildi ve evet. e, 2013 yılında bu ateşkes ilanıyla birlikte kamuoyuna bir deklarasyon yapıldı ve devamında da çözüm sürecinin başlandığını e, biliyoruz. E, 2013 yılında bir başka önemli gelişme sahne oldu e, Türkiye. E, bu gezi parkı direnişleriydi. Günlerce süren bu protestolarda yaşam hakkı ve işkence yasağı başta olmak üzere pek çok hak ihlal edildi. Bu dönemdeki bir diğer önemli gelişme de Suriye'de yaşanan savaştı. Arap Baharı'nın etkisiyle devam eden ve Suriye'deki rejimin sonlanması, rejimin ortadan kalkmasına sebep olan bir iç savaşta Türkiye'nin dolaylı olarak bir aktör olduğunu görüyoruz. Bu dönem yaşanan bir diğer önemli gelişme Gülen cemaatiyle ile AKP iktidarı arasında yaşanan ciddi gerilim, bu gerilim dershanelerin kapatılması tartışmalarıyla başlamıştı. Fakat devamında Hakan Fidan'ın ifadeye çağrılmasıyla tırmandı ve 17-25 Aralık operasyonlarıyla da en üst noktaya erişti. Bunlar dışında bu dönemde önemli bir diğer birkaç mesele daha var bunlar 90'lı yıllardaki ağır insan hakları ihlalleriyle yüzleşilmesiyle ilgili açılan soruşturmaların davaya dönüşmesi meselesi. Tabii bunları da et, bunların da açılmasını sağlayan Ergenekon ve diğer işte Balyoz gibi soruşturmaların davalara dönmesi. Özetle oldukça yoğun siyasi gelişmelerin yaşandığı bir dönem diyebiliriz. 2012-2015 yılları arasındaki e, siyasi kırılma noktalarının her biri hukuki alana elbette çok ciddi yansımaları oldu. Barış süreci olarak adlandırılan dönemin e, yansıması olarak e, tıpkı daha önce 2000'li yıllarda gördüğümüz uyum paketlerinin bir karşılığı gibi olarak düşünebileceğimiz e, demokratikleşme paketleri, yargı paketleri ortaya çıktı. Çözüm sürecinin... E, yasalaşmasını sağlayan 2014 yılında bir yasa ortaya çıktı. Evet. Özellikle terörle mücadele kanunda düzenlenen propaganda suçu bağlamında mesela çok ciddi bir e, değişiklik, uygulamada da e, sonuç yaratan bir değişiklik meydana gelmişti. Evet. Bunun dışında Gezi Parkı protestoları sonrası da e, iç güvenlik paketi olarak adlandırılan pek çok yasayı değiştiren bir düzenleme meydana geldi. Bu tabii daha antidemokratik, daha işkenceye... E, Yol açacak düzenlemeler içerdiği için çokça eleştirildi. E, cemaatle olan gerilim sonrasında da e, Hakimler Savcılar Kurulu'nun yapısında değişiklikler oldu. Böyle yasal değişiklikler meydana geldi. Her üç konuda meydana gelen e, yasal değişiklikler de bugün hala etkisini sürdürüyor. 2015 sonrasında ben tufan diyorum. E, çünkü 2015'ten sonra Türkiye demokratikleşme ve insan hakları anlamında çok dramatik bir düşüş yaşadı. 2012-2015 yılları arasındaki o atılan adımlar, yargı paketleri, diğer bütün düzenlemelerin ne yazık ki samimi bir reform içermediğini görüyoruz. Bu nedenle de 2015 sonrasında hiçbiri uygulanmadı. Hiçbiri köklü olamadı. Üstüne bir de yeni baskı araçları geldi. 2015 sonrasındaki hem çatışma döneminin yeniden başlaması, 2016'daki darbe girişimi ve neredeyse süresiz ohal ve devamında başkanlık rejiminin gelmesi, yeni bir rejimin inşa edilmesi, hem otoriterleşme eğilimleri, hatta faşiz anlaşma eğilimleri olarak adlandırılan bu dönemde artık terörle mücadele kanunu en üst mertebede bir araçsallaşma yaşıyor. Bütün muhalefete, hatta herkese yönelik kullanılabiliyor, herkes artık olağan şüpheli haline geldi. Terörle mücadele yasasının yıllardır hatta uyuyor diye ifade edilen maddeleri, örneğin hedef gösterme gibi maddelerinin artık muhalefetin başında bir sopa olarak sallandığını söyleyebiliriz.